Herkese merhaba. Bugün aracımın hava filtresini değiştireceğiz. Geçen sene bu zamanlar, yani 2020'nin Ağustos ayında da bu markayı kullanmıştım. Şimdi bakalım bir yıl içinde nasıl bir hale gelmiş, ona bakacağız hem. Hem de 2004 model Skoda Fabia 1.4 aracın hava filtresi nasıl değiştirilir, onu da görmüş oluruz birlikte. Hadi işleme geçelim. Şimdi öncelikle burada bir hortum var. Onu çıkarıyoruz yerinden. Boşa gidiyor. Sonra kenarlarından kaldırırsak bu kapak çıkıyor. Hava filtremiz çünkü bu kapağın içinde. Bu kapağı alıyoruz. Bu kapağın şu bölmesinde hava filtremiz bulunuyor. Şimdi onu çıkaracağız. Vidalarımız buralarda. Onları tek tek çıkaracağım. İçini temizleyeceğim. Ondan sonra da hava filtresini takacağız. Şimdi vidaları tek tek çıkardık. Açalım kapağımızı. İçinde bir yıldır duran hava filtresi burada. İçine bakalım. Yani yolların bu halini düşünecek olursak bayağı bir temiz kalmış gibi gözüküyor. Sadece tozdan ibaret. Birkaç tane de tüy parçası. Herhangi bir gaz kelebeğinden içeriye kaçmaması gereken madde takılmış gibi gözükmüyor buralara. Eriyip bitip solmamıştı. Bazı kalitesiz markalarınki çünkü çöküyor. Şu mumları eriyor. Değişik bir hal alıyor yani hava filtresi. Bunun öyle bir durumu yok. Sıkıntı gözükmüyor. Şimdi içini temizleyip yenisini takalım. Havanın girip çıktığı tozlu olan yerleri olabildiğince temizlemeye çalışıyoruz ki hava filtremiz çok çabuk tozlanıp tıkanmasın. Bir yıl boyunca düzgün bir şekilde hizmet edebilsin diye. Şimdi hava filtresi kabinini iyi kötü kabasını aldım. Temizledim az bir şey. Yeter bu kadar. Şimdi filtremizi yerleştirelim, yeni filtreyi. Ya bu Türk markası. Hatta Hatay, İskenderun, Osmaniye civarlarında fabrikaları var. Ya MAN filtre tamam kaliteli ama ya onlara o kadar para tabii ki de vermek her zaman olmuyor. Ben zaten deneme amaçlı bir yıl memnun kalırsam tekrardan takarım diye düşünüyordum. Bir yılda memnun kaldım. O yüzden şimdi tekrardan takacağım, deneyeceğim. Şimdi bu filtrenin yeri zaten cuk diye oturuyor. Bakın şuralardan, kenarlardan iyice geçiriyorsunuz. Tamamen yerine oturmuş oluyor. Üstüne de kapak geldi mi zaten hiçbir şekilde kıpırdamıyor. Buradan aldığı havayı gaz kelebeğine süzerek iletiyor. Ayrıca bu kapağın bu alt tarafında da egzoz bölümünden gelen havayı iletmek için de klapeli olan yer var. Bunu da söktüm, temizledim. Klapesi burada. Tabii az bir şey temizledim. Çok fazla temizleyemiyorum. Hemen geri batıyor zaten. Motor da sıcaktı biraz. Yani bunu da söküp temizlerseniz biraz daha iyi olur. Şimdi tekrardan hepsinin toplamasına geçelim. Öncelikle bu klapeli olanı takıyoruz yerine. T25 bunun vidaları. Bunları tek tek yerleştirip bunu kapatacağım. Daha sonra da hava filtresi kabinini monte edeceğim. En sonunda kapağı tekrardan yerine yerleştireceğiz.
O Klafeleyer'inkiler T25'ti. Fakat bu hava filtre kabininki normal yıldız. Anahtarla yapabilirsiniz. Montajı bitirdik. Şimdi geri yerine takacağız. O kadar. İşlem bu kadar.